Biliriz. Biz kıyma et yüzü hayatımızda alamıyoruz. İnan ki alam. Kasabın önü kötü bir tavuk alıyorduk, onu da alamıyoruz. Hayatta yemede, içmede, bütün her şeyde 100-300 şey var. Ha bizde her şey bizde var. Bizde biraz da daha ekonomik bazı son gelişmelerden dolayı sıkıntılar var. İnşallah aşarız diyelim. İyi düşünelim. Tablo bu. Yani vergi alınabiliyorsa güzel. Kazanıyor ve kazancından ödemesi gereken vergiden kaçınıyorsa peşine düşmek lazım. Ama esnaf ne kadar kazanabiliyor? Büyük vergi kaçağı esnaflarda mı? Yoksa şu kamu ihale kanunu, kamu ihale kanunuyla hani özel uçakla yolculuk şartlarının eklendiği ihalelerle acaba daha büyük bir kaçak söz konusu olabilir mi? Bir bakmak lazım. Açın Karatepe herhalde kaynağı buradan bulabilirsiniz derken Maliye Bakanı Şimşek paylaşacağı raporu daha sonra kamuoyuyla da paylaşacaktır. Bayramın hemen sonrasında meclis gündemine gelecek tekliflerden birisi, AKP'nin tekliflerinden birisi de sokak hayvanları ile ilgili. Biliyorsunuz sokak hayvanlarını uyutma adı altında toplumu uyutup hayvanları öldürecek bir yasal düzenleme peşindeler. O yasal düzenlemede ya yok var yok diye böyle farklı farklı beyanlarda bulunurken son olarak AKP Grup Başkan Vekili ötenize uygulamak zorundayız. Yapacağız. Yani onsuz çıkmaz bu yasa dedi. Artık kararlarını, iradelerini bu konudaki amaçlarını da net biçimde ifade etmiş oldular. Uyutma yerine ötenazi olarak ifade ediyorlar sokak hayvanlarını öldürmeyi. Peki hayvanseverler ne diyor iktidarın bu konudaki ısrarına? Bakalım. AKP'nin sokak hayvanlarına ilişkin yasa hazırlığında sona geliniyor. AKP'li Abdullah Güler'in yasa teklifinde ötenazi ifadesi kullanması ise tepki çekmeye devam ediyor. Hayvanseverler ve yurttaşlar da ötenazinin rızayla yapıldığını vurgulayarak söz konusu yasayla katliam yapılacağını söylüyor. Çünkü ötenazi insanların kendi rızasıyla karar verdikleri bir uygulamadır. Hayvanlarda ise böyle bir rıza söz konusu değildir. Uyutma denilerek bunun üstü örtülmeye, yumuşatılmaya çalışılıyor. Hayvanların toplu bir şekilde öldürülmesine katliam diyoruz biz. Ötenazi bireyin kendi rızası alınarak yapılan bir şey. Burada köpeklere hiçbir şekilde siz öldürülmek istiyor musunuz diye soramayacağımız için bunu ötenazi, uyutma adı altında güzelleştirmeniz, meşrulaştırmanız öldüreceğiniz gerçeğini değiştirmiyor. Hayvanları öldürmek için türlü bahaneler uyduruyorsunuz. Yurttaşlar uyutma fikrine tepkili. Çözümün kısırlaştırmak olduğunu söylüyor. Devlet burada mutlaka kısırlaştırıyorlar. Ötenazi bir kere hani milleti kandırmak adına uyutulmak diye başladılar ama onu direkt öldürmek diyeceksin, katledilmek diyeceksin, katletmek diyeceksin. Bunu söyleyemiyorsan da öyle işte uyunduk, yok ötenazi yaptık falan filan diye millete kandırmanın bir alemi yok. Yani karşılarında cahil kesin yok. Katletmek değil de bir çözüm bulunması gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Hayvanseverler yasa teklifi geri çekilene kadar eylem yapacaklarının da altını çiziyor. Biz günlerdir Sakarya Caddesi'nde direnişteyiz. Arkadaşlarımız Beşiktaş Meydanı'nda direnişte. Bu yasa tasarısı geri çekilene kadar biz direnişimizi devam ettireceğiz. Hiçbir şekilde bu yasa tasarısını kabul etmiyoruz. 5199'un 6. maddesini koruyacaksınız. Hayvana şiddet uygulayanlara, cinsel istismarda bulunanlara yatar olan hapis cezası getireceksiniz. Üretimi durduracaksınız. Hiçbir şekilde kısırlaştırma yapmayan belediyelerinizi ve bu sorunu palazlandıran belediyelerinizi ceza kapsamına alacaksınız. Bundan başka hiçbir yol kabul etmiyoruz. Evet, zaman zaman görüyorum bu tip tartışmalar olduğunda kardeşim işte bir sokak hayvanının canını ne kadar önemsiyorsunuz? İnsanların hayatına değer verilmeyen bir memlekette hani sokak hayvanlarını kim dikkate alır ki diyenler var. İkisini de dikkate alabiliriz ama şu açıdan doğru. Evet, sokak hayvanlarını da insanların hayatlarını da hiçe sayan bir yönetim var. Böyle bir anlayış var. Nereden biliyoruz? Türkiye'deki madencilik faaliyetlerine bakın. O madencilik faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda
çevreyi, insanları doğrudan tehdit eden bu yağma düzeninin hala büyük bir iştahla devam ettirilmesi, dün Artvin'den örnek verdik, zaten bütün tabloyu açıkça ortaya koyuyor. Şimdi Bursa'ya gideceğiz. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Eymir ve Sülüklügöl köylerinde ormanlık alanda altın arama çalışmaları sürüyor. Köylüler de siyanürle çalışma yapılmasına tepkililer. Komple kesilmiş belli zaten. Makine buraya kadar durduğuna göre... Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Eymir ve Sülüklügöl köylerinde altın arama çalışmaları kapsamında ağaç katliamı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal bölgede inceleme yaparak talanı gözler önüne serdi. Madencilerin yaptığı talanı görüyorsunuz. Şimdilik bu. Çam ormanını yok ediyorlar. Kendilerine göre arama işlemlerini yapıyorlar. Belli ki burada büyük bir orman ve büyük bir ağaç katliamı olacak. Her yerde maden aranmaz. Yerin üstü yerin altından daha kıymetlidir. Ölüler altın takmaz. Sarıbal, maden için ağaçların kesilmesine ses çıkarılmazken yakacak odun için ağaç kesen köylülere verilen cezaları hatırlattı. Bir çiftçi, bir köylü iki kucak odun aldığında orman kanununa taip, maalesef onlara göre, orman kanununa göre ceza alıyor. Yasaklanıyor ama burada bir orman talanı var. Yetkililerin gagı çıkmıyor. Ormanlık alanda inceleme yaptıktan sonra bölge halkıyla bir araya gelen Sarıbal, doğanın katledildiğini ve siyanürle yapılan aramanın bölgedeki yaşamı olumsuz etkileyeceğini anlattı. O çukurlara toplanan çamur ve o sudan çıkacak olan siyanür buharlaşarak yayılacak. Bu bölgede ne hayvancılık, ne bitkisel üretim, ne de bir yaşam olmayacak. Maden çalışmalarına karşı olan bölge halkı tepki gösterdi. İliç gibi olmak istemiyoruz dedi. Ben köyümde bir maden araması istemiyorum, altın da istemiyorum. Bizim başka yerde İliç gibi olmak istemiyorum. Ormanlarının yok olmasını istemiyoruz. Köyümüz, memleketimiz, buralarımız çok güzel. Başka yerlerde arasında yok olmasını istemiyoruz. Ben 3 senedir giden kamyonlardan, giden meşe ağaçlarından çok üzüldüm. İliç gibi olmak istemiyoruz. Demek ki İliç anlaşılmış. Ne oldu İliç'te? Orada tarımla, hayvancılıkla uğraşan insanlar, altın maden şirketi geldi. Size köyünüzü buradan kaldıralım. Bu köyün altında altın var dediler. Onları oradan taşıdılar. Sonra gençlerinize iş verelim dediler. Bu arada taşır.